Neden tek Gülçeren'e mi getiriyordu Medeni? Yani Gülçeren'e getiriyordu. Ben bakın Müge Hanım, ben 38 yıldır Tatlan'da yaşayıp büyüyen bir insanım. Hı. Ben daha Medeni'yi biz zaten Gülçeren'den duyduk. Biz ne şahsı görmüşüz ne tanıyoruz. Nasıl duydunuz Gülçeren'den Medeni'yi? Nasıl kendisi diyor ya, bir alt sokakta arabasına binip gidiyor. Yani kimse orada yabancı değil Müge Hanım. Bakın 300 evler dediğimiz zaman böyle dizili dizili sıra olan sokakları var. Yani Gülçeren Medeni ile beraber görülünce mi dedikoduları çıkıyor? Tabii ki de yani. Ondan Gülçeren dolayı bunun yani. Üzerine ben Medeni'den peynir alıyorum diyor. Evet. Ama siz de bir dakika dur. Siz de hiç ondan peynir almadığınız için, peynirci olduğuna inanmadığınız için dedikodu yapılıyor. Tabii ki de yani Müge Hanım, bakın ben size söylüyorum pardon, ki... Pardon, bir virgül koyayım. Siz aldınız mı Medeni'den peyniri? Hayır. Bizim niye onlar da sağlamadın peyniri? Evi çok uzak. Evi uzak değil. 2 kilometre bile yok arada. 2 sokak. Ev uzak değil deme. Bunlar sen hani annem falan diyorsun ya, sen peynir getirdin mi sana Medeni'den? Hayır. Biraz anneciğine de versen. Evi uzak. Onun evi bayağı uzak bizden. Ama annem diyorsun, bize çok emeği geçti diyorsun. Niye annene versen 2 kilo peynir? Tamam, 4-5 mahalle bizden uzak. Yahu uzak olsun. Müge Hanım, ben bağırdım, sesim gitti. İşte bağırırsan gider, bağırmadan konuş. Ablamın evine dolmuşa binmiyorum. Yürüyerek 5 dakikalık bir yol mesafe tamam, var aramızda. Yani ne kadar olursa olsun, niye sen o madem böyle peynir falan sürekli alıyorsun ya 6 kardeşine İstanbul'a, onu gönderiyorsun sağa sola. Niye biraz da göndermedin hanımefendiye 2 kilo? Kızıyor olasaydı. Çarşıda zaten, her yerden çarşıda. Zaten ablamın kayınvalidesi Gillerin ineği vardı, hayvanları vardı. Onlar kendi peynirlerini, sütlerini, kendileri üretiyorlardı. Siz dışarıdan peynir almıyorsunuz. Hayır. Medeni ya, biri tanımıyoruz, bilmiyoruz. Ve bizim eski mahallede 3 tane peynirci var. Halen de peynir satıyorlar. Sen niye o peynircilerden almıyorsun da Medeni'den alıyorsun? Ne olduğunu en azından Sirve oradan bilirsin ha? Ne olduğunu. Ha? Daha uygun da almıştım yani ilk aldığım zaman. Ha, daha kışına. Ucuzda. Tabii ondan aldım yani sürekli sık niye o kadar da değil yani. Ucuz? Şimdi bu peynir meselesi bayağı büyüdü yani. Çünkü bu peynir meselesi çok yani önemli. Ben neden diyorum ondan? Ki aldım. Bir siz dakika, ta peynirini aldım, ayarlanmış, Gülçeren, ne oldu yapmış. Niye ondaki peynir daha ucuz? Sana mı indirim yapıyor? Hayır, daha köyden getirdiğim zaman daha güzeldi. Öyle beğendik, öyle aldık. Birkaç kere ama aldık. Ama bence oradaki peynirciler de yine kendi sene, köylerinden sene yapıp almadım. Getiriyorlardır. Yani buradaki İstanbul'daki gibi perakende meselesi yok orada. Yani herkes kendi ürettiği peyniri evet. Satıyor anladığım kadarıyla. Yani arada öyle fiyat farkı oluyor mu çok büyük? Yok hayır. 2 lira, 3 lira arada ya oynar ya olsun, oynamaz. Yani başka şey değil. İhtiyacım vardı belki, ben de almadım öyle pahalı. Tamam, hadi peyniri aldın diyelim. 4 sene sonra olaylar yatışmışken sen niye tekrar kendini ateşe atmak için Medeni'yi arıyorsun? Merve, ben yine niye söylüyorum. Niye 4 sene sonra Medeni'yi tekrar arıyorsun? Çok iftira o cesareti nereden bana buldun sen? Bana çok iftira attın. İftira dolar, değil. Para. Hepsi kayıtlı. Para. İftira değil. Asıl sen, ben senin hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Sen dün burada bir kelime söyledin. Ben bu yayın bittikten sonra senin hakkında suç duyurusunda senin da bulunacağım. Senin elinde, sen hakim değilsin, savcı hakim değilsin, değil, polis hakim değilsin. Hakim değil, savcı değilim. Allah'a şükür ben dün onlara burada tam ifademi vermeden, geldim. İfademi vermeden sen elime kelepçe koyuyordun. Sen kimsin? Zaten sen belli kimsin? Belli yiyeceksin sen. Sen müebbet yiyeceksin. Devlet kelepçeyi değilsin. De boş ver. Siz sen müebbet yiyeceksin müebbet. Sen kere... o körpecik çocuğa bir... nasıl kıydın? Madem ki kelepçe... Nasıl kıydın, nasıl? Ne cesaretle kıydın sen o çocuğa? Ya konuşma, sen çok konuşuyorsun. Ne dedi bilmiyorsun. Bu kavgayı ben istemiyorum. Ay keşke tek tek konuşacağımız olsa insanlarla. Şimdi sen bu peynirleri aldın, sonra Müzeyyen de kaçtı gitti. Diyelim ki senin bu konuyla hiç alakan yok. Sonra Müzeyyen kaçtıktan sonra sene kaçtı şu tahtada? Müzeyyen ne zaman gidiyordu? 20 Ocak 2009. Müge Hanım, ben burada Müzeyyen için geldim. Müzeyyen 20 için Ocak 2009. Bir dakika dur. Bak ben böyle dinlemem. Bak ben bunları, sen boşuna konuşuyorsun. 20 Ocak 2009'da Gülseren, aman Müzeyyen kaçıyor. Sonra geliyoruz biz tekrar Ağustos, Eylül ayına peynir alma vaktine. Sen yine peynirlerini Medeni'den mi aldın o yıl? Evet, o yıl onu da aldım. Sonra ertesi yıl? Almadım. Neden? Almadım, başka yerde aldım. Neden? Daha ucuza veriyorlar. Hayır, köyümde buldum. Kendi köyümde getirdim. Köye gittim o ara. Ha. Köyümüz de var. Bir sonraki yıl? Geliyoruz. Almadım o zaman artık. Neden? Almadım artık. Ha, neden? Hem ucuz veriyor adam, hem getiriyor kapıya kadar. Ya öyle bir şey çıktı ya, artık almadım yani. Ama o şey Müzeyyen kaybolmadan önce çıkıyor o dedikodu. Sen ondan sonra almaya devam ediyorsun. Müzeyyen kaybolduktan sonra sen aslında o yılda almıyorsun. Yani o 2009 yılında da almıyorsun peynirini. Evet, almadım. Neden almıyorsun? Almadım, diyaloğumu kesmiştim, almadım. Ama neden diyaloğunu kestin? Müzeyyen'in kaybından sonra sen neden Medeni ile diyaloğunu kestin? Ta ki 4 yıl sonra polis seni çağırıp sana Müzeyyen hakkında bilgi sorana kadar.
Ondan sonra bir panik oluyorsun. Medeni arıyorsun. Tatvan'a çağırıyorsun. Arabada buluşuyorsun. 5 tane Cumhuriyet altını veriyorsun. Ben Müze'nin annesinin yanında olduğunu biliyordum. Hala diyor sen annesi. Ben Müze'nin olduğunu biliyorsan amcasının oğlunun yanında biliyordum. Hayır hayır, onlar kapıma geliyorlardı diyorsun. O, ya yanında olan aile niye senin kapına gelsin? Deli kapıma mi bunlar? Kapıma geldiler. Kapıma bir sürü 100 kişi beraber geldiler. Ay ama onların yanında ben olsa senin niye kapına gelsin? Ben için yaşandığına inandım. Ben hala da diyorum inşallah sağdır, inşallah sağda çıkar. İnşallah kendi kızına, ailesine de kavuşur. Evet. Gerçekten. Ben de yani inşallah ben buraya, yarın İngiltere kraliçesi olacağım mesela. Ben isteseydim buraya da çıkmazdım. Suçlu olsaydım yine çıkmazdım. Ben yine buradayım. Tamam, o zaman sorulara cevap ver. Neden Müzeyyen kaybolduktan sonra Medeni ile arandaki bağı kopardın? Bağ kopartmadım. Adımız çıkmıştı ya diye kopardım. Adınız Müzeyyen kaybolmadan önce çıkmıştı. Sen yine de onunla görüşmeye devam ediyordun. Evet, Müzeyyen bana dedi ki ben oraya gidiyorum diye ben aradım. Ben dedim belki onun yanında çıksın diye. Ben onun için aradım, bir şey için değil. Sadece ben de sıkıştırdım inşallah çıkar diye. Birisi diye buraya gitmiş, birisi pastanacıyla kaçmış, birisi diyor kasapçıyla kaçmış. Herkes bir şey söylüyordu yani, orası Bitlis tarafı, Doğu tarafı, herkes bir şey söylüyordu. Herkes bir şey kınıyordu yani, ne yapacağımı bilmiyordum. En sonunda ben de aradım dedim. Allah rızası için ben de arayayım. Çocukları görüyordum, çok üzülüyordum. Bir şey söyleyeceğim. Sen madem az önce 20 bin kere anlattın ya annesi babası kapıma geldi diye. Ben kızınızı aradım. Medeni'nin yanına gideceğini söyledi. Alın bu da Medeni'nin cep telefonu. Polise de verin. Kendiniz de arayın. İşte gözümle görmediğim için. Müzeyyen sinirli bir insandı, hasta bir insandı. Acaba doğru söylüyor, söylemiyor. Sana ben ne neden ki? Yargılayayım, neden dedim ki? Sana ne ki? Müzeyyen sana ne söylediyse onu söylüyorsun. Sana Müzeyyen hakkında bilgin var mı diye soruyorlar. Ama ondan sonra sen onlara yine görüşmüş. Sen onlara söyledin mi Medeni'nin yanına gitti diye? Demedim. Neden? Demedim. İşte demediysen. Belki yanında değil. Demediysen. Ben işte bu iftira edemem ki. Medeni'nin yanına gitme durumunun gizli kalmasını istediğin için yani söylemedim. Yani gizli kalmasını istemedim. Ben gizli kalması isteseydim ben Medeni çağırmazdım, böyle de yapmazdım. O 4 yıl sonra polis seni çağırdıktan sonra ne yapmazdın, öyle böyle de yap, ne yapmazdın? Yani ben çağırmazdım, eğer gitsen diyorsun ya gizli kapatırdı. Nereye ben çağırdın? Ben gizli kapatmadım, ben bunu nereye polise anlattım. Medeni? Ben bunu polise anlattım. Dedim buraya gitmiş, telefon açtı bana, dedi oraya gidiyorum. Ama annesi de sakin bir insan değil. O sonraki yani mesele. Sen şimdi o sonraki oturup da, mesele. Polis dakika. Onun, hayır. Polis sizin aranızdaki telefon. Mesela... Hayır. Polis sizin aranızdaki, sen polise gidince böyle gel anlatmışsın. Sanmışsın evet. Ki polisi kandırdın. Polis hayır. Seni zaten gözünden anlar yalan söylediğini. Evet. Tamam, evet işte anlıyor senin yalan söylediğini. Bakıyor ortadaki işte telefon trafiğine. Bakıyor ki sen Medeni ile görüşüyorsun. Ama sen işte o arada Medeni'ye de haber veriyorsun. Polis bana bunları söyledi diye. Hayır. Hayır değil işte. Hayır, ben sadece bir tek ona söyledim. Bak beni dinleyin. Ben orada mı orada değil mi diye Müzen sen yanında mı? Hayır. Hep inkar etti. Bak dedim annesi babası herkes arıyor. Herkes arıyor, yazıktır, çocukları var, günahtır. O çocuklara da ben çok bakıyordum. 4 çocuklara... senede niye günah değildi de 4 sene sonra birden günah olduğunu hissettim i̇şte bunu. İşte ben de belki sağdır diye düşünüyordum. Sen belki ölü memlemiş, belki sağdır, belki kızınız. Bir yerdedir. Belki ölü çıkar, diri çıkar, ben iftira atamam. Bak bu kızın Medeni'nin yanında olduğunu bilen tek kişi sensin. Sadece o amcasını açıyor, ben bir bodrum katında açım diyor. Medeni'den falan bahsetmiyor. Müzeyyen'in Medeni'nin yanında olduğunu bilen tek kişi sensin ve sen ben tek bunu biliyorum Müzeyyen. Bunu hiç kimseye anlatmıyorsun. Ta ben anlatıyorum. Polis, anlatıyorum beni Medeni anlamıyorum. Medeni ve Müzeyyen arasındaki telefon trafiğini ortaya çıkarana kadar. Burada sen polise gidip bunu itiraf etmiyorsun. Polis buluyor seni, konuşturuyor. Arada çok büyük bir fark var. Hayır, ben polise söyledim. Müzeyyen'i bunu... aradım. Müzeyyen sen... ben oraya gidiyorum diye ama oraya gitmiş. Hayır, gitmemiş, hayır, bilmiyorum. Hayır. Hayır sen, ya kardeşim belli dosyada her şey, atma kafadan. Bilmiyorum, kafadan atmıyorum, doğrusunu söylüyorum. Doğrusunu söylüyorsun doğrusunu sen. Doğrusunu söyleyeyim, eğer bilirsem yani suçum olsa ben buraya çıkmazdım. Ben ya buradan kendi kanıtlamaya sen geldim. Sen şimdi bu Müzeyyen kayboldu mu 2009 yılında? 10, 11, 12, 13. Hatta 14. 4 yıl geçiyor. Polis seni arayana kadar sen Müzeyyen'in ben Medeni'nin yanındayım dediğini kime anlattın? Ben polise anlattım. Allah'ım, ay Allah'ım bana sabır ver. Polise anlattım, kimse anlatmadım polise. Tamam, anlattım. Polis seni 4 yıl, 5 yıl sonra çağırdığında. 4-5 yıl önce çağırmadı. O arada kime anlattın 5 yıl boyunca? Hiç kimse anlatmadım. Neden? Bir hafta boyunca polisler her hafta beni alıyordular. Polis zaten her onu hafta, polise her hafta anlattım almaz, yani. Bunu yazdı polis memuru. Biz öyle bir şey, öyle bir uygulamamız yok diye. Sen onu geç. O 1-4 sene boyunca, 5 sene boyunca, hatta tam tarihini söylerim birazdan. Sen neden Medeni'nin yanında olduğunu kimseye söylemedin? Söylemedim. Dedim neden? Belki ya belki çıkar diye. Bak bunun cevabı bu değil. Neden söylemedin? Hayır, neden diyorum ya belki çıkar diye. Neden bir amcasının söylemedin? Yanında çıktı. Neden? Bir amcasının yanında çıktı. Bir... Kimsenin yanında çıkmadı.
kayık kadın yok ortada. Ama işte ortalıkta böyle bir şey vardı, ben bilmiyordum. Neden nedeninin yanında olduğunu kimseye söylemedin. Ben polise söyledim bunu. Sen polise bunu, seni 5 yıl sonra sıkıştırdıklarında söyledin. Müzen senenin zaman her şey söylüyor. Müzen bana dedi ki belki yanına gitmiyorum. Ben oraya giderim. Kadının dedi. Artık bilmiyorum. Kemikleri bitmiş. Bırak sen onu. Neden söylemedin hiç kimseye Medeni'nin yanına gidiyorum dediğini? Müzeyen belge çıkar diye. Belki bir yerde çıkmadı çıkar. Ama. Bir yıl çıkmadı, çıkmadı, iki yıl, üç yıl, dört yıl çıkmadı. Belki çıkar diye yani. Nasıl çıkacak ben, kızım? Ne bileyim, belki çıkar diye. Hayır, çıkmayacağını belki bir yerde biliyordu. Çıkmayacağını bildiğin Gülteren için söyledin. Sen Medeni'yi korumak biliyordu. İçin söylemedin. Ben Medeni korumadım. Medeni, ben Medeni neden işte. Kurayım ya? Siz ikide bir Medeni'yle bir yapmışsın, sen beni burada rezil ettin ya. İlk gün söyleseydin Medeni'nin yanında gidip onu bulabileceklerdi. Medeni'yi Enver'in yanına götürdü. Ne bulabileceklerdi. Doğruyu söylüyorum. Doğru söyle. Ben de doğru söylüyorum. Sen neden söylemedin? Ben doğru söylüyorum. Sen neden söylemedin? Söyledim. Polise söyledim. Takime polise söyleyeyim. Söyledikten sonra niye adamı tatlana çağırıp 5 tane cumhuriyet altına verdin? Sen altına bana saldırıyorlar ya. Sen neden sonra polis bunu tespit ettikten sonra adamı çağırıp 5 tane cumhuriyet altına verdin? Niye o adam senin silah, karnına silah dayadı, onları da öldürdüğüm gibi seni de öldürürüm dedi. Delilleri ortadan neden kaldıralım diye. Bunları sen yazmışsın. Sizin ikinizin bir şey yok. Senin mektubunda var. Hayır. Senin mektubunu ben sana söylüyorum. Kaldırdınız. Hayır. Siz 4 sene 5 sene sonra delil ortadan kaldırdınız. Niye zamanında gidip polise söylemedin? Sen bu kadar deseydin. Konuşuyorsun. Sen savcısın, sen hakimsin. Neden o zaman çıkartmadın? Müge Hanım, ben ne savcı, delili? Hakim değilim. Üstünüze çıkartıp üstüne atmayın. Ben ispatlı konuşuyorum, ispatlı. Bak kendini. Peki her şey belli, Merve belli. Merve Gümen'in de şüpheliyim. Sen delilleri ortadan kaldırdın. Size şunu söyleyeyim. Delillerinden de yok edelim. Gülçeren, beni bir dinle. 20 Aralık 2008 ile 27 Ocak 2009 arası 166 kez telefonla konuşmuşsun Medeni ile. Son görüşmen 27 Ocak'ta, yani bu kadıncağızın da telefon sinyalinin kesildiğinden 3 gün sonra 27 Ocak'ta bir daha görüşmüyorsun. Ve sen Müzeyyen'le her görüşmenden sonra Medeni'yi aramışsın. Bunların hepsi kayıtlı. Şimdi sen bunun bir cevabını vereceksin ve sen dün yayında bir şey söyledin. Ben bunu bugün özeti izlerken fark ettim. Senin bu telefon satışınla ilgili. Senin ilk söylediğinle son söylediğin birbirinden çok farklı. Bugün yayın özetini izlerken, yayını hazırlanırken hadi ya dedim. Çok konu olunca kaçıyor dikkatten. Senin ilk söylediğin telefon satışı ile ikinci söylediğin telefon satışı birbirinden farklı. Ona da bir cevap ver. Bir ara verelim. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.